Şu anda sahte arabayla ilgili çalışmalar. Daha önce YouTube'da da izledim arkadaşlardan. Umarım yararlı olur. Umarım bana faydası dokunduğu gibi benim de umarım birilerine faydam dokunur diye ben de bu videoyu çekiyorum. Sahte arı olayını şöyle tarif edelim. Ana arının yapmış olduğu larvalar ana arı öldükten sonra kovanda eğer ana arı hemen yapılmazsa mevcut ana arı yapılması için larva kalmamışsa biraz da bakımsızlık nedeniyle yani ilgisizlik nedeniyle daha doğrusu kovandaki erkek arılar ana arılığa soyunur. Onun gibi etekteki gözeneklere larvalar bırakır. Yalnız bu her bir gözenekte 2, 3, 4'e kadar varan sayılarda larva bırakır ama hep erkektir bunlar. Şu anda mevcut geçen süre zarfında kovanda erkek arı sayısı çoğalır. Tarlacı işçi arı sayısı düşer. Kovan söner geçen süre zarfında. İzlediğimiz arkadaşlar kovandan belli bir mesafe açıldıktan sonra petekleri silkerek sahte ana arı rolüne girmiş erkek arıların kovan dışında kalması, hatta kovan uçamama durumu olduğundan bahsetmişlerdi. Tam neden de bilmiyorum ama neden kovan uçamıyor? Büyüklüğünden mi, enerji azlığından mı? Tam bilmiyorum, o konuyu tam dinleyemedim. Arkadaşlar bahsetmediler. Daha sonra bu sırtmışlarından sonra burada kalan, kovana gidemeyen arıları imha ediyoruz. Bunlar için de muhtemelen sahte ana arı diye nitelendirdiğimiz arının burada olduğu videoda o şekildeydi. Ben de ona kıyasla bu işlemleri yaptım. Mevcut kovana ana arı verdiğiniz zaman kesme olayı olduğu için daha çok, daha doğrusu bu yaşanmış olayları çok okuyup dinlediğim için ben de şimdi bu işlemden sonra kovana başka bir kovandan larvalı bir petek getirdim. Geçen süreye bakalım nasıl olacak. Daha sonraki videoda sizlerle paylaşacağız.